Hatay'ın Kırıkhanı ilçesinde temiz suyu, manzarası, zengin flora ve faunasıyla dikkati çeken Gölbaşı Gölü turizme kazandırılacak. Adalar Mahallesi sınırlarındaki göl, doğa meraklılarının, fotoğrafçıların ve gezginlerin her geçen gün daha çok ilgi odağı haline geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce geçen yıl ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme açılacak. Yani dernek olarak yapmış olduğumuz fauna ve flora çalışmalarımızda tespit ettiğimiz kuş tür sayısı 193. Ki bu kuş türlerinden birçoğu da nadir ve nesli tehdit altında olan türleri bünyesinde barındırıyor Gölbaşı. Hatay'da düzenlenecek olan Expo 2021 organizasyonunda da ziyaret edilecek yerler arasında bulunan Gölbaşı Gölü 193 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Gölbaşı kazandırdığı flora ve fauna ile ülkenin en önemli sulak alanı olmaya aday. Kaynak sularla beslenen gölün havzası yaklaşık 5500 dekar. Yapılacak küçük bir çalışmayla bu rakam 8000 dekara çıkacak. Yapılan bu risklerin bertarafına yönelik çalışmalardan sonra tabii göldeki zenginlik artacak. Buna bağlı dünyanın her yerinden bu işe ilgi duyan, yani yaban hayata ilgi duyan kuş severler, doğa severlerimiz olsun. Yani bölge Hatay'da bence tabiat turizminin merkezi olmaya aday. Hatay Tabiat Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 193 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün gerek doğasını korumak, gerekse tanıtımı için çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Bütün çabalar Gölbaşı'nın yıllar önce kurutulan Amik Gölü ile aynı kaderi paylaşmaması için. Yani Expo'ya önemli bir alan yarattı. Çünkü Expo'nun teması da doğa konulu. Burası çok önemli bir oranda ev sahipliğini yapabilir. Buna değer, kaynak değerlerine sahip çünkü. Öğünç, derneğin çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Tüm bu saydığımız işte göldeki mevcut riskler bertaraf edilip sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar sağlıklı bir şekilde tamamlandığında yine ekoturizm alanında düşünülen çalışmalar işte kuş gözlem kuleleri, yürüyüş parkurları, farklı türden doğal peyzaja uygun sosyal tesisler yapıldıktan sonra Gölbaşı bana göre Türkiye'de tabiat turizminin merkezi haline gelecek.